Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlere harika bir maske hazırladım ve bu maskenin ismi çok manidar. Kızgın güneşin altında yatıp sonra da deli gibi pişman olan kadın maskesi. Neden mi? Çünkü bu maske eğer güneşin altında çok kaldıysanız, bronzlaştıysanız ve bundan pişmanlık duyuyorsanız kesinlikle bu maskeyi uygulamalısınız. Özellikle yaz ayları için bence çok ideal bir maske. Maskemize ne kullanacağız? Öncelikle kırmızı mercimek kullanacağız. Bu maske bir şey daha söylemek istiyorum. Bu maske iki aşamadan oluşuyor. Önce peeling yapıp ölü derileri temizleyeceğiz yüzümüzden. Daha sonra maske uygulaması yapacağız. Peeling için kırmızı mercimek kullanacağız. Maske için de kırmızı mercimek kullanacağız. Kırmızı mercimek çok faydalı. Çünkü güneş lekelerine engel oluyor. İçindeki protein ve vitaminler sayesinde cildinizin eğer bronzlaştıysanız bunun rengini açmasını sağlıyor. Ve gerçekten de cilde aydınlık ve parlaklık veriyor. Kırmızı mercimek sivilce ve akne oluşumunda engel oluyor. Eğer gözenekleriniz çok tıkalıysa bunları açmanızda yardımcı oluyor, temizlenmesini sağlıyor. Gerçekten de çok çok faydalıdır. Ondan dolayı ben öncelikle kırmızı mercimeği toz haline getiriyorum. Bayağı bir getirdim çünkü hani yazın bu maskeyi çok uygulayacağımdan dolayı fazla miktarda şu şekilde blenderdan geçirip iyice toz haline getirdim peeling yapmak için. Ve bu peelingi bütün vücudunuza da uygulayabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir sorun yok. Ellerinizin de beyazlatmak istiyorsanız ellerinize uygulayabilirsiniz. Ayaklarınıza uygulayabilirsiniz. Bütün vücuda uygulanabilecek bir peeling. Kırmızı mercimeği iyice toz haline getirdim. Tozdan 3 çay kaşığı kullanacağım peeling için. 3 çay kaşığı toz mercimek, kırmızı mercimek kullanıyoruz bu arada. Daha sonra ben Hindistan cevizi yağı kullanacağım. Hindistan cevizi yağı da biliyorsunuz cildin en iyi nemlendiricisidir ve güneş cildimizi çok kuruttuğu için özellikle ben Hindistan cevizi yağını tercih ettim. Ama siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi illa kullanmanıza gerek yok. Ve Hindistan cevizi E vitamini içerdiğinden dolayı kırışıklıklarınıza da çok çok iyi gelir. 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı kullanıyorum. Ve 1 tatlı kaşığı limon kullanacağım. Limonu kullanma nedenim ise biliyorsunuz limon cildi beyazlatır. Limon da içinde sitrik asit bulunduğundan dolayı cildi gerçekten beyazlatır ve cilde çok iyi gelir, aydınlatır cildi. Ondan dolayı 1 tatlı kaşığı da limon kullandık ve peelingimiz hazır. Yaklaşık bu peelingle 2-3 dakika cildime masaj yapacağım. Bunu dediğim gibi siz şu şekilde bir kıvam alıyor. Ben az miktarda hazırladım ama vücudunuza uygulayacaksanız miktarları tabii ki arttırabilirsiniz. Elinize alıyorsunuz ve şu şekilde cildinize masaj yapıyorsunuz. Biraz dökülüyor ama olsun, hiç önemli değil. Şu şekilde masaj yaparak uyguluyoruz. İyice masaj yapın 2-3 dakika kadar bu işlemi cildimize yapıyoruz. Özellikle siyah noktaların ve gözeneklerin çok olduğu bölgelere iyice masaj yapın. Alnıma da yapıyorum ve boyun ve dekolte bölgenize de yapabilirsiniz. Bu şekilde cildime 2-3 dakika masaj yaptıktan sonra şimdi soğuk suyla yıkayıp maskemi uygulamaya geçeceğim. Cildim bu şekilde yıkadım. Şimdi maske uygulamasına geçeceğim. Maske için öncelikle mercimekleri haşlıyoruz. Kırmızı mercimek yine kullanacağız. Kırmızı mercimek protein bakımından çok zengin olduğu için bronzlaşmış ciltteki cilt tonunuzu eşitleyecektir. Gerçekten de kırmızı mercimek harika. Özellikle yaz ayları için kullanılması efsane. Ve süt kullanacağız. Süt neden kullanıyoruz? Süt içinde vitamin, mineraller biliyorsunuz çok fazla. Ve laktik asit çok fazla. Ondan dolayı cildi aydınlatır, beyazlatır. Aynı zamanda cilde nem verir. Ve bal kullanacağım ben. Balı da nem için kullanıyorum. Çünkü güneş benim cildimi gerçekten çok kurutuyor. 2 tatlı kaşığı haşlanmış kırmızı mercimek. 2 tatlı kaşığı süt. Bu tam 2 tatlı kaşığı, ben ayarladım bunu. Ve 1 tatlı kaşığı bal. Bal organik olmasını tercih ediyorum ama şu sıralar organik bal bulamadığım için marketten almak zorunda kaldım. Ama bal parmak yüksek yağ ile balı diye bir bal var. Gerçekten de çok başarılı. Ben birkaç maskede denedim bunu ve hakikaten çok iyi sonuç aldım. 1 tatlı kaşığı bal ekliyorum. Ve yine bütün malzemeleri blenderdan geçireceğim. Eğer evinizde blender yoksa hiç sorun değil. Bunları ezerek de bu şekilde bir karışım hazırlayabilirsiniz.
Şimdi malzemeleri blenderdan geçiriyorum. Evet, maskeyi blenderdan geçirdim ve böyle bir kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Bazen ben sorular alıyorum. Maskenin kıvamı tam sizinki gibi olmadı gibi. Belki fazla sulu bırakmışsınızdır, bir şeyler olmuştur, bilemiyorum tam olarak ne olduğunu ama mesela leke maskelerinde kıvam arttırmak için pirinç unu kullanabilirsiniz, kıvamı daha koyu olsun diye. Ne bileyim, kırışıklık maskesinde hani maskenin tam kıvamı olmadı, o zaman nişasta kullanabilirsiniz kırışıklığı için olan maskelerde. Yani artık ben hepinizi uzman maskeci olarak görmek istiyorum. Bunlar çok güzel fikirler, kolay fikirler. Baktınız maske çok akıyor yüzünüzden. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Peçete yapıştırabilirsiniz akmasın diye. Yani bir sürü çözümü var aslında, çok basit. Zamanla zaten siz de benim gibi maske yapa yapa bu kuralları aynen öğreneceksiniz. Bu maskeyi dediğim gibi boyun ve dekolte bölgenize de sürebilirsiniz. Ellerinize sürebilirsiniz. Çünkü gerçekten de cildi o kadar güzel beyazlatıyor ve o kadar güzel aydınlatıyor ki zaten maskeden sonra cildime inanamayacaksınız. Bu şekilde bütün yüzüme sürdüm. Göz altlarınıza yakın kısımlara da sürebilirsiniz. Kaz ayakları şöyle çok iyi. 15-20 dakika bekleyeceğiz. Daha sonra soğuk suyla yıkayacağız. Çünkü güneş cildi yakıyor ve gerçekten soğuk suya ihtiyacımız oluyor. Ondan dolayı soğuk su kullanacağız bu maskede. 20 dakika sonra görüşeceğiz. Cildim bu şekilde yıkadım. Gördüğünüz gibi bence çok güzel oldu. Cildim parladı. Ben hissediyorum yani. Siz görebiliyorsunuz inşallah. Şimdi ne yapıyoruz? Her zamanki maskelerden sonra tonik kullanıyoruz. Ben kendi hazırladığımız toniği kullanıyorum. Bir arkadaşımla ortak bir çalışma yapmıştık. Gözenek sıkılaştırıcı tonik. İçinde selvi, mersin, patchouli, palmarosa ve ardıç yağı var. Gayet güzel. Bir de çok ferahlatıyor. Bunu buzdolabına koyun. Ondan sonra öyle kullanın, aşırı derecede ferahlatıyor. Bu şekilde cildimi temizledikten sonra yine kendi hazırladığımız nemlendiriciyi kullanıyorum. Bu şekilde sürüyorum. Gerçekten de cildimin çok değiştiğini düşünüyorum şu an. Renginin de. Oradan güzel gözüküyor mu? Evet. Bu şekilde maskemi tamamladım. Arkadaşlar bu maskeyi haftada 2 gün uygulayabilirsiniz. Her cilt tipine uygundur. Egzemalı ciltlerde bu maskeyi çok rahatlıkla uygulayabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Haftada 2 gün uygulayın. Sonra da bana dua edin. Görüşmek üzere. Sevgilerimle. Cık.